Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün balkondan yenilikler, yeni güzellikler. Şöyle güzel kızlarım geldi. Bakın aglonema türlerim çok güzel, çok sağlıklı ve çok güzel boydalar. Şöyle öncelikle bunların paylaşımını yapmak istedim. Şöyle göstereyim size. Bakın çok güzel dev boyda diyebilirim. Büyük boy yani. Fide değil bunlar arkadaşlar. Bakın şu şekilde gövdesinden, büyüklüğünden anlayacaksınız. Şöyle şuraya da koyayım bakın. Bakın çok güzel. Şöyle yani bu türü kaçırmayın derim. Yaprak formu harika. Çok beğendim. Bir tane de kendime ayıracağım. Bundan bende yok. Böyle arkadaşlar bir kasa dolusu mutluluk. Bunlar 170 TL arkadaşlar. Yeni geldi, yeni açtım paketi. Öncelikle bunları paylaşmak istedim. Şöyle hoya geldi. Bu da mor açan hoya. Bakın yaprakları çok güzel bunun da. Şöyle. Bunlar da bunların da çeliklerinden arkadaşlar satışını yapacağım. Şöyle hiç bakmadım, daha hiç açmadım köklerine. Yani isteyenler olursa köklü de herhalde satışını yapabilirim. Bilmiyorum nasıl bir durumda. Kaç köklü olduğunu da bilmiyorum. Fazla köklüyse köklü satışım olacak. Şöyle çelikten de arkadaşlar satışım olacak. Yine aynı fiyattan 60 TL'den satışını yapacağım. Fiyatta hiç artış yapmadım. Yine aynı şekilde 60 TL'den hoyalar satışta arkadaşlar. Şöyle hem yaprak formu çok güzel hem de mor, koyu mor çiçekleri var bunun. Bunu da kaçırmayın derim. Bugün siparişlerim var. Şöyle bu güzellikleri de göstereyim. Bakın mor mor. Çok seviyorum mor rengini. Harika. Bunlar da Pers kalkanı. Bu kızımı buraya aldım. Belki burada çiçek açar diye içeride çünkü çiçek açmıyor. Mutfaktaydı bu önceden arkadaşlar. Çok güzel çiçekler açıyordu mor çiçekler. Gelişimi iyi bir sıkıntı yok ama tabii ki konumundan dolayı çiçek açmıyordu. Ben de buraya aldım. Bir de bu güzellik geldi arkadaşlar. Bakın. Bu da Star Yıldız sukulent arkadaşlar. Kırmızı harika çok güzel bir rengi var. Şöyle şu anda bir tane var elimde. İki tane gelmişti. Şimdi bir arkadaşımız Selime Hanım almak istedi. Ona gönderim yapacağım. Şöyle bunları da burada konumlandırdım. Şöyle bakın yaprak formu harika olan türleri çok seviyorum. Benim için çiçek açması hiç önemli değil. Ama bu kızlarımız çiçek açıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Beyaz çiçekler açıyor. Çok güzel. Çiçekleri de şeye benziyor. Neydi? Hangi çiçek türüydü? Barış çiçeğinin çiçeğine benziyor arkadaşlar. Beyaz çiçekler açıyor bunlar. Çok güzel türler. Bunun yaprağı bile insana yeter. Güzelliği. Burada da siparişlerim var arkadaşlar. Bugün ben biraz geç kaldım. Bazen adres bilgisi bekliyorum. Bazen siparişleri ekleme yapan arkadaşlar oluyor. Bugün de o şekilde oldu. O yüzden geç kaldım. Şu anda saat 4 arkadaşlar. Bir saat içinde bunların paketlemesini yapmam gerekiyor. Şöyle 3 arkadaşımıza gidecek inşallah. Şöyle Şerife Hanım fide olarak şöyle fil kulağı almak istedi. Böyle bunun gönderimi yapacağım. Şöyle bir tane. Şerife Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Selime Hanım'ın bunu ekledik. Şimdi geldi. En azından yeni gelenlerin resmini çekiyorum. Kargo çıkmadan tekrar tekrar hani böyle kargo bedeli ödemeyin diye arkadaşlar. Almak istedi bunu göndereceğim. Red Yıldız Sukulent diye geçiyor. İstiyorsanız internetten de araştırabilirsiniz. Çok pahalı bir tür, özel bir tür bu. Fiyatı 100 TL arkadaşlar bunların. Şöyle Siningia. Bu da doğa çiçeği. Şöyle bu da Venüs arkadaşlar. Şurada da doğa çiçeği var. Bakın. Bu şekilde bunları göndereceğim. Hoyası var.
boyasını da göstereyim. Şu dua çiçeği benim de arkadaşlar. Selime Hanım isteyince bir kök şöyle ayırdım kendisine. Çok güzel bir tür o. Şöyle bakın, hoyalarım bu şekilde arkadaşlar. Satışta olacak. Şöyle ilk Selime Hanım'a gönderiyorum. Siftah diyeyim şekilde. Bunu arkadaşlar, alan arkadaşlar bunu mutlaka direkt ekmeyin. Hani garanti olsun diye ben maden suyu şişelerinde çok güzel köklendirme yapıyorum. Aynı şekilde sizler de yaparsanız bir kaybınız olmaz. Yani bir 10 günde köklenme oluyor arkadaşlar, bir kısa sürede. Şöyle silingiyası da var. Şöyle bunları gönderim yapacağım bu şekilde. Selime Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Ayşe Hanım'ın siparişi var. Ayşe Hanım da sağ olsun, Selime Hanım olsun, sürekli çiçek alıyorlar. Yani farklı türlerden. Evleri Zeynep'in güzel çiçekleriyle doldu, taştı. Şöyle yine aynı şekilde bu türden almak istedi Ayşe Hanım. Bu da aglonema türünü, şöyle fidesi köklü. Şöyle diğer türden fil kulağı. Şöyle bakın şundan, Venüs dediğim. Bundan kalmadı, tekrar sipariş verdim, gelecek arkadaşlar. Bundan da kaçırmayın derim. Çok güzel bir tür, yaprak formuyla. Yine şöyle fide, fil kulağı. Şöyle bu da turuncu açıyor. Bunların gönderimini yapacağım arkadaşlar. Bir de Ayşe Hanım şey istemişti. Şundan istemişti. Kağıt çiçeği istemişti. Onu da dedim böyle birlikte söküm yapalım. Bu şekilde bakın, rizomuyla birlikte böyle bardak içine bunu alacağım. Toprak ekleyeceğim. Böyle gönderimle yapacağım arkadaşlar. Bakın, rizomlu bir bitki. Kışın bu soluyor ama rizomları toprakta kalıyor. Ve rizom toprak altında çoğalıyor arkadaşlar. Baharda tekrar böyle ekim yaptığınızda bir sürü kağıt çiçeklerimiz olur. Saksılarınız dolar taşar inşallah. Bu şekilde bunun da eklemesini yapacağım. Şöyle şuraya koyayım. Şunu bardak içine alacağım. Bakın rizomuna. Bu şekilde. Ayşe Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar bakın, şöyle kırmızı açan paskalya. Bunu köyden getirmiştim. Bakın uçlarından hep böyle bebekler verdi. Bu şekilde bunun da satışını yapıyorum. Bir tane var. Bunlar da Şerif ablam getirmişti sağ olsun. Buraya koydum böyle. Şöyle sarmaşığım var arkadaşlar. Bu da özel tür. Bakın bu da çok güzel. İçeride benim rafımda var. Şöyle kök ayrımı yapıp da satışını yapacağım. Çok şükür çiçeklerimde bir kayıp yaşamadım. Hava çok sıcak, nemli olmasına rağmen maşallah. Şöyle tabii ki yine kayıplar yaşadım da, çelikten ektiğim sardunyalarda yaşamıştım. Şöyle bunlar da bu şekilde. Bu da yeniden bardak menekşesi, gloxinia bardak menekşesi arkadaşlar. Şöyle bardak menekşeniz eğer ki kuruduysa, çürüdüyse kesinlikle atmayın. Rizomları var. Bakın bu çürümüştü. Tekrardan hatta iki tane, şöyle bakın. İki tane, bunları hatta ayırmayı düşünüyorum. Bu şekilde tekrardan filizlendi. Şöyle kohleralarım var. Bunlar kırmızı. 35'ten veriyorum. Yine aynı şekilde fiyatım. Kendi üretimim olunca fiyatta hani öyle bir artış yapmıyorum arkadaşlar. Yani geçen yıldan bu yana aynı fiyattan veriyorum. Şöyle millilerim var. Bunlar 50. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle dua çiçeğim var orada. O da gayet iyi. Bir sıkıntı olmadı. Şöyle bakın, kara kızım çok güzel karardı. Koyu renk oldu. Ben o saksıya da bir el atacağım. Güveç o arkadaşlar. Ona da bir aranjman yapmayı düşünüyorum. Zaman bulursam.
Şöyle bakın, kalp kalbe karşı, bu da yumrulu bir bitki. Bunu köklü satışını yapmıyorum. Çelikten arkadaşlar, şöyle bakın. Çelikten satışını yapıyorum. Bu da kökleniyor. Suya koyduğumuz zaman, dediğim gibi maden suyu şişelerinde köklendirme yapıyoruz. Bu kızım da bakın çok güzel mor mor açtı. Bir açıyor, bir sönüyor. Tekrar tekrar şöyle dolu dolu her yerinden bakın. Çok güzel bir tür. Şöyle bunlardan satışım oluyor arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar olursa. Bunları da yeni verdi. Şunlar. Onlar küçük tabii ki. Şunlardan gönderim yapıyorum. Böyle bunlar da gayet iyi. Şunu çelikten ektim. İnşallah tutar. Bakın yumurtalar da orada duruyor. Sardunyalarım arkadaşlar bayağı bir sıcaktan, yani inşallah bir kayıp yaşamam. Çok nem var, aşırı nem var. O yüzden çiçek de açmıyorlar. Ölmesinler de. Şöyle hava serinleyince inşallah çiçeklenirler. Bakın bazı saksılarım boş kaldı. Tabii birkaç kayıp yaşadım sardunyalarda. Şöyle yani bunu kaçırmayın derim arkadaşlar. Bunun fiyatı araştırabilirsiniz. Aglonema dediğiniz zaman türleri çıkar. Bu boyda 300 TL arkadaşlar piyasada. Ben 170 TL'den satışını yapacağım. Hem toprağı yeni, değiştirmenize bile gerek yok. Ben bunları ayırmadım. Aldığım yerden yeni üretim olduğu için toprakları yeniymiş. O yüzden değişim yapılmasın dedi. Köklü. Çok güzel, harika formda. Böyle bunun da yaprak formunu çok seviyorum. Bu da çok güzel. Bakın harika. Bunların gelişimi zaten bahardan sonbahara kadar. Ondan sonra bir uykuya geçiyorlar. Şöyle bu da harika arkadaşlar. Bundan kendime de almam lazım. Bundan yine ayırttıracağım, isteyeceğim. Göndersinler. Şöyle burayı da çekeyim biraz. Bunlar da arkadaşlar 50 TL köklü. Şöyle bakın. Büyük. Görüyor musunuz? Kaç tane üzerinde dalı var. Bu şekilde 50. Çok uygun fiyatlı veriyorum arkadaşlar. Şöyle bunlar benim kendi çiçeklerim. Bunlar satışta değil. Bunlar da benim. Şöyle isteyen olursa şunlardan fazla olduğu için bunlardan verebilirim. Şöyle. Şöyle millilerim var. Bunları uzun saksı için almayı düşünüyorum. Şöyle millim var. 50 TL arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle sardunyalar da gidiyor sürekli. Yani kayıp yaşıyorum. Bunlarda da hani yaprak döküntü oldu. Bazılarında yapraklarını döktü. İnşallah yeni yaprak verir. Şöyle göstereyim. Bunlar da satışta arkadaşlar. Bunları da balkona aldım. Bir kısmını balkona, bir kısmını diğer odaya. Çünkü yeni gelenler olunca yer açmak için. Şöyle kırmızı, bu da atlasım. Şöyle kök ayrımı bakın. Yapacağım. Bu şekilde mesela şu. Şöyle. Bu şekilde satışta olacak. Şöyle özel tür sardunyalarım var. Arkadaşlar bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bakın. Bunlar da satışta. Bunlar da 100 TL fiyatı. Şu sarmaşıklar da arkadaşlar 100. Bakın uzunlar. Baya güzel. Şekilde. Bugünlük de videom böyle arkadaşlar. Şöyle. Sardunyalar zaten çiçeksiz. Bakın bir balkon dolusu mutluluk.
Şöyle yine hoyan var üst kısımda. Bakın ondan da çeliklerden satışım var. Şöyle göstereyim. Böyle dediğim gibi yine 60 TL'den. Böyle arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah yine yarın bir video çekerim. Bugün ikinci videom aslında. Sabah çektim. Bu da öğleden sonraki bir çekimim. Bugün günlerden Perşembe. Geç yayınlanıyor bir de. Bakın. Bu da çiçek açmış. Buz çiçeği. Bu da güzel oldu. İsteyenler arkadaşlar çelik olarak gönderebilirim. İsterseniz. Hediye olarak. Böyle arkadaşlar. Bu da açtı çiçeğini. Bakın. Maymun kuyruğu. Bazı tomurcukların döktü, bazıları açtı. Böyle işte. Bundan da ayırdım şuraya minik. Bakalım tutacak mı? İnşallah tutar. Sulamasını yapacağım. Böyle, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben şimdi paketlemeye geçeceğim. Bana da kolay gelsin. Size de hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.